bulsanız iyi olur. Çünkü şüpheli için tutuklama isteyeceğim. Anlamadım savcım. Metin Çoban için tutuklama talebinde bulunacağım. Nesini anlamadınız? He. Ama hafifletici bir sürü sebep var ortada. Metin'i aklayan bir dolu fiziki kanıt var savcım. İsterseniz tekrar tekrar üstünden geçelim. Metin'in aklandığı falan yok. Kendinizi kandırmayın. Tamam, kabul. Barbaros o kızın ölümüne sebep oldu. Üstüne bu suçu Tekin'e yükledi. Ama biz şu an bunu konuşmuyoruz ki. Ya Tekin aklanmış olabilir. Ancak abisi intikam güdüsüyle Barbaros'un karşısına çıktı. Ortada haneye tecavüz var. Silahın kime ait olduğunu hala bilmiyoruz. Boğuşma sırasında ateşlenmiş olduğundan bile emin değiliz. E tetikte parmak izi yok diyorsunuz. Babası tecrübeli bir polis olduğuna göre izlerini yok etmeyi akıl etmiştir herhalde. Metin silah taşıyan bir çocuk değildir. Yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Evlatlarınızın söylediklerini doğru belliyorsunuz. Tekin'e de inanmamıştın Sayın Savcım. Sonunda o haklı çıktı. Fark etmez. Tekin'le ilgili şüpheler net değildi, kabul. Ama abisini elinde silah yanı başında yaralı biriyle buldu. Her neyse. Dosya artık başka bir ekipte. Birbirimizle anlamsız şekilde itişmeye gerek yok. Üzgünüm, tutuklama isteyeceğim. Yanlış yaptık Rıza Baba, kaçıracaktık çocuğu. Efendim? Mesut. Alacaktık olay yerinden çocuğu, kaçıracaktık. Temizleyecektik her şeyi. Ben teklif ettim ama Hüsnü kabul etmedi. Bir de kendinize polis mi diyorsunuz? Kafanıza göre adalet mi dağıtacaksınız? Siz ne yaptınız adalet için? Ha? Ben söyleyeyim, hiçbir şey. Hep yanılıyorsunuz, hep. Keşke kaçırsaydın çocuğu ya. Duydunuz mu adamınızın ne dediğini? Hangi adam? Kimin olacak? Mesut komiserin. Ben hiçbir şey duymadım Sayın Savcı. Abi, ne dedi savcı? Ne dedi, ne konuştunuz anlatsana. Ne istedi abi? 10 saat ne konuştunuz içeride, ne istiyor? Tutuklama isteyecek. Nasıl yani?